Hemen döneceğiz ama önemli bir açıklama kaçırmamamız gerekiyor. Sinan Ateş'in eşi konuşuyor. Buldum. En son 10 gün önce Sayın Hasan Doğan beni aradı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi, kabul edeceğini söyledi. Ancak sonrasında hemen akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek öncelikle bizi karalamakla, yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi iftira atmakla, vatan millet düşmanlığıyla itham etti. Ne orada bir çağrıda bulundu. Dedi ki bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Yani bizi korumamasını ve bizimle görüşmemesini yönelik böyle bir çağrıda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı'na. Üstü kapalı bir çağrıda bulundu. Ve sanırım da o sebeple çağrılmadık ve bu görüşme gerçekleşmedi. Normalde geçen hafta içi kendisi bizi kabul edecekti. Ancak olmadı. Şimdi. Geçen hafta içi görüşeceğini söylemişti. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Devlet Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu. Öyle düşünüyorum. Bugün Özgür Bey'le görüşmenizde... Özgür Bey'le görüşmemde dediğim gibi mahkemeye davet ettim kendisini ve teşekkür ettim. Yani tüm desteğinin verdiği destekten ötürü ve vereceği yanımızda bundan sonra yanımızda durmasını tekrardan rica ettim. Bunları konuştuk. Kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Kızlar tanışmak istiyordu. Burayı görmek istiyorlardı. Kızlarla birlikte biraz dolaştılar. Bir şeylere baktılar. Ondan sonra teşekkür ettik ve ayrıldık. Bir ikinci iddianame konuşuluyor. Bir soruşturma olduğunu biliyoruz ama bu dava sürecinde ikinci iddianamenin geleceğini düşünüyor musunuz? Şimdi bakın burada ayrılan bir dosya var. Bu 17 kişilik aslında suçu belgelerle sabit dosyada ancak bunların dosyası ayrıldı. Yani bu da aslında anormal bir durum. Neticede ortada bir cinayet ve bu şahıslar da bu cinayete karışmışlar ancak bunların dosyası ayrıldı. Burada şaibe ve şüphe var. Ne var burada? Burada üzerinde siyasi bir baskı var ve bu şüpheliler hakkında bir adım atmaktan çekiniliyor belli ki. O sebeple dosya ayrıldı ve uzatılıyor bu süreç. Hızlı bir şekilde bu dosya hakkında da dava açılıp iddianamenin hazırlanıp ve dosyaların mahkemede birleştirilmesi gerekiyor aslında. Yani neticede ayrı bir olay yok ortada. Bir vaka var. Bir vakanın iki dosyasının olmasına da gerek olmadığını düşünüyorum. Yani dediğim gibi burada bir şaibe var. Bir baskı var. Bu siyasi cinayetin üzerindeki bu baskı, bu el bileğini tutuyor yargının işlememesi için. Müdahale etmeye çalışıyorlar ancak böyle gitmeyecek. Yani onun hakkında bir şey demedi ama geleceğini düşünüyorum tabii ki. Mutlaka sizin gelecektir. İşaret ettiğiniz 17 kişinin arasında Olcay Kılavuz'un adı vardı. Olcay Kılavuz grup başkanlığı görevinden de alındı. Evet, bir evet. Konuşmasından dolayı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani dedim hani bir daha önce bir ifade kullanmıştım satış başlayacak diye. Yavaş yavaş birbirlerini satacaklar. Korunamayacaklarını anlayınca. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor hiç kimse. Hiç kimse bu işten kaçamayacak, kurtuluş yok yani. O yüzden de dağılmalar, bölünmeler başladı. Devam, büyüyerek de devam edeceğini düşünüyorum. Özgür Bey'le kızlarınız bir araya geldiler. Evet, bir araya geldiler, tanıştılar. Evet, kızlar çok istiyorlardı, merak ediyorlardı. Ben de görüşmelerini istiyordum. Tanıştılar, biraz sohbet ettiler. Kısa bir görüşme oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Hoşçakalın.